insan lan. Geç içeri. Artık baş başayız. Lan sen ne istiyorsun benden? Hayatımı mahvetmeye yemin mi ettin lan ruh hastası? Benim hayatımı mahvettin. Başkasının da hayatını mahvedemeyeceksin. Defol işten. Her şey bitti. Şimdi de kadınların kahramanı mı olacaksın? Mihri nerede? Mihri yok. Ulan 40 yılın başı bir iyi olasım tuttu. Mihri'nin de gözüne gireyim diye ayrı odalar tuttum. Sen de çıktın benim odamın önüne geldin. Kes sesini! Şşş, otur oturduğun yerde benim başımı belaya sokma lan! Haber var mı? Tamam, hemen geliyorum. Hemen. Adem çıkıyoruz. Yaklaşma bana. Sen nasıl bu kadar kötü olabiliyorsun ya? Manyak! Nasıl olabiliyorsun? Benim hayatımı mahvettin. Başka bir kadının da hayatını mahvedemeyecek. Sus lan! Hayatını mahvetmişim. Ulan sen bana dua et lan, dua! Ulan beni ona versin! Yalan mı lan? Anan baban sana acıdı. Beni kullandın, öyle evlenmedin mi o herifle? Şşş, bilirsin. Şşş! Bana bak. 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 Yaklaşma bana. Bırak lan o bıçağı! Bırak sesini! Bırak o bıçağı. Çekil! Bırak lan o bıçağı. Ne oluyor ya? Sesler ne? Başım belaya sokma bak. Bu sefer acımam ben sana. İbrahim. Yaklaşma bana! Pis! Sakın. Kimseye zarar veremeyeceksin, yaklaşma bana. Bana bak, bu sefer acımam lan sana. Yaklaşma bana. Hadi gene iyisin. Birinci kattayız. Bu sefer atamam seni. Pis! Kadın düşmanı seni! Yaklaşma! Mihri. İbrahim Taşan. Burada kalıyormuş, kızım da yanında. Hangi odadalar? Bakın ölüm kalım meselesi. Sizin de başınız derde girer. Bütün odaları tek tek gezerim. Havuzun kenarındaki 3 numaralı oda. İbrahim yeter! Söylediğin her şeyi duydum. Mihri, bu kadın manyak. Mihri gel buraya. Biz evlenmeyelim diye ta buraya gelmiş. Asıl manyak sensin be! Daha fazla yalan söyleme. Söylediğin her şeyi duydum. Nur Sema'yı sen atmışsın. Ben buraya gelmeseydim kim bilir daha neler yapacaktın. Mihri, bir şey olmayacak dediğine bak.
Kızıcınım. Uzak dur lan kızlardan. Uzak dur. Uzaklar. Ben bir şey yapmadım gördün. Dur. Bitiririm lan size. Senin o elini kopartırım. Alsın Adem. Tabii. Bırakın lan beni. Bırakın. Tamam. Mihri bir şey söylesene, ben bir şey yapmadım. Senin cezanı ben vereceğim. Ama önce ne diyeceğini biliyorsun değil mi? Söyle. Ne diyeceksin söyle. Söyle. Çok özür dilerim. Lan ben buradan duymuyorum. Onlar nasıl duyacak? Çok özür dilerim. Adem götür şunu. Götür. Yürü. Bırak lan. Mihri. Ben sana hiçbir şey yapmadım. Bir şey söylesene. Yürü. Götür. Bitiririm lan sizi. Denesene. Bırakın lan beni. Tut. Bırak lan. Yürü. Geç. İyi misiniz? İyiyiz. Yani ben iyiyim. İyiyim de. Ben odadan sesleri duydum. İbrahim Nursema'yı camdan attığını söyledi. Ben nasıl tanıyamadım o adamı baba? Nasıl inandım? Diyeyim ki şu yok. Nursema, senden çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir şey olma aşkına, ne özürü ya? Ben senin hiçbir şeyin bile değildim. Ama sen beni kurtarmaya çalıştın. Ben ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Bana bak. Bir kadın, bir kadına hangi koşulda olursa olsun yardım etmeli. Ben benim yaşadıklarımı yaşamanı istemedim, hepsi bu. İşte ben hakkını ödeyemem. Allah senden razı olsun. Senden de razı olsun. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim ben. Beni affedebilecek misin? Hayır, hayır. Affettin beni kızım. Affettin beni. Çok üzgünüm baba. Tamam. Tamam. Dur. Nursema. Senin nasıl haberin oldu? Buraya geleceklerini nereden bildin? Bir konuşmamızda düğünü burada yapmak istediğini söylemişti. Ben de bir şansımı deneyeyim dedim. Keşke beni bir arasaydın. Burada olmayabilirlerdi. O yüzden sizi de telaşlandırmak istemedim. Sen buraya nasıl geldin peki? Neyle geldin? Arabamla geldim. Benim zaten gitmem lazım. Umut'a da haber vermedim. Olmaz. Hayır, hayır. Dur. Seni biz bırakalım. Senin arabanı da şoför götürsünüz. Yok, gerçekten. Lütfen. Nursema, lütfen. Aa, olur, olur. Hadi lütfen. Tamam, hadi çıkalım artık. Ben lütfen. Tamam. Hadi. Hadi. Nereye götürüyorsunuz lan beni? Bakın ben Hamdi Taşan'ın oğluyum, sakın yanlış bir şey yapmayın. Onu Ertuğrul İslamoğlu'nun kızına yanlış yaparken düşünecektim. Vururum lan adamı! Dur arabayı! Arabayı durdur! Durdurun lan arabayı! Özür çeksin! Durdurun lan arabayı! Durdurun lan arabayı! Thank you.
Baba, baba acil gelin beni alın. Kurtarın beni baba. Konum gönderiyorum. Nursema Hanım'ın arabasını evine götüreceksiniz. Tabii. Nursema, ben de seni babana götüreceğim. Anlamadım. Ben biraz önce babanla konuştum. Ben hemen geliyorum. Hayırdır inşallah. Efendim? Hayırlı geceler Abdullah Bey. Kusura bakmayın, bu saatte rahatsız ediyorum ama. Estağfurullah. Kötü bir şey yok değil mi? Hayır. Mihri'yi bulduk. Çok şükür. Şimdi söyleyeceğim şeyden lütfen telaş etmeyin. Nursema da bizimle. Nasıl? Neredesiniz siz? Polenizköy'deyiz. İbrahim, Mihri'yi buraya getirmiş. Nursema da hepimizden evvel buldu onu. Ne diyorsunuz? Kocası nerede? Tek başına mı gelmiş oraya? Evet, kocası yok. O yüzden ben de size haber vermek istedim. O pislik benim kızıma elini sürmüş mü? Hayır. Hayır, merak etmeyin. Nursema gayet iyi. Oh, herifin cezasını ben kendim vereceğim zaten. Ertuğrul Bey, sizden çok rica ediyorum. Ne olursunuz, kızımı buraya benim yanıma getirir misiniz? Tamam. Siz hiç merak etmeyin. Biz iyiyiz. Nursema da gayet iyi. Çok şükür. Yani bunu söylemek zorundaydım. Çünkü önünde sonunda zaten öğrenecekti. Ben yalan söyleyemem. Ne olur bana kızma, olur mu? Yok. Haklısınız. Baban da lütfen kızımı buraya getirin dedi. Kızacak mı? Hep benim yüzümden ya. Mihri, yok öyle bir şey. Bir sakin ol. Ben gideceğim, babama her şeyi anlatacağım. Sorun yok. Tamam. Hadi gidelim o zaman. Ay, abdestim de uzun sürdü. Örtümün iğnesi battı parmağıma. Haydi baştan al. Senin neyin var bey? Ertuğrul Bey aradı. Mihri'yi bulmuşlar, iyiymiş. Oh oh, çok şükür bin şükür. Başka bir şey daha mı oldu? Senin suratın sirke satıyor. Nursema da oradaymış. Ne? Taktı da bir kafasına Mihri'yi bulmayı. Ay, oh, hasbinallah. Yahu bu kız kendini ne sanıyor Abdullah Bey? Ne işi varmış gecenin bir yarısında, nereden bilmiş, nereden bulmuş? Ertuğrul Bey buraya getiriyor şimdi, geldiği zaman kendisine sorarsın. Umut neredeymiş? Yok, nerede olduğunu da bilmiyor kimse. Nasıl yok? Ay sen ne diyorsun Abdullah Bey? Ben ne dediğimi biliyor muyum ya, sabah sabah? Arayayım ben şunu bir. Sakın. Nursema buraya gelene kadar kimseyi aramak yok. Ben gideyim de kapıdan karşılayayım onları. Hay Allah. Nursema, iyi misin? İyiyim, merak etmeyin. Ben bir eşimi arayayım. Sen ona haber vermeden mi evden çıktın? Hani çıkarken o evde değildi, işe gitmişti. Ha, gece çalışıyor, değil mi? Babamın yanında çalışmaya başladı. Ek iş olarak bir barda şarkıcılık yapıyor. Ha. Siz o zaman ailecek sanatçısınız yani. Ayrıldı oradan. Yani ayrılmıştı. Ama önden ödemesini aldığı bir şey olduğu için. Anladım. Ne
Efendim Adem. Efendim, müsait misiniz? Söyle, dinliyorum. İbrahim kaçtı. Ne? Baba, ne oldu? Dinliyorum, söyle. Bir anda İsmet'e saldırınca kaza yaptık. O ara kaçtı. Mahmut'u aradım şimdi. Geldi. Beraber yollara bakıyoruz. İsmet çekici bekliyor. Anladım, tamam. Evde konuşuruz. Tamam efendim. Bir sorun mu var? Hayır. Hayır, hiçbir sorun yok. Sen burada biraz bekle bizi, olur mu kızım? Tamam baba. Nursema, tekrardan çok teşekkür ederim gerçekten. Allah senden razı olsun. Sen iyi ol. Hadi Allah'a emanet. Sen de. Nursema. Bundan sonra her ne olursa olsun ben senin yanındayım. Şimdi de yanındayım. Sağ ol. Size de zahmet oldu. Estağfurullah Abdullah Bey, ne zahmet. Biz Nursema'ya çok şey borçluyuz. Nursema bize hayatımızın iyiliğini yaptı bugün. Bu kadar yüce gönüllü, bu kadar cesur bir evlat yetiştirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Benim kızım bugün onun sayesinde kurtuldu. Teveccüh ediyorsunuz. İyi misin kızım sen? İyiyim baba, merak etme. Ben o zaman müsaadenizi rica edeyim. Lütfen rahatsız olmayın. Hepimiz çok yorulduk zaten. Siz de içeri girin, üşütmeyin. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hayırlı sabahlar. Gel içeri. Yahu sen tek başına seni ölüme iten adamın peşinden niye gidiyorsun Nursema? Hadi kendini düşünmüyorsun, bizi de mi düşünmüyorsun kızım? Ben Mihri'yi bulmak için gittim baba. Sana ne Mihri'den? Sen evinde otur, ağla. Hasbinallah. Sen ne diyorsun anne ya? Ha? Bunlar nasıl laflar? Ya siz niye anlamak istemiyorsunuz? İlle kendi başınıza geldiğinde mi anlayacaksınız? Ya ben aynı olayı, aynı adamla, aynı şekilde yaşadım. Değil Mihri, herhangi bir kadının da yardımına giderdim. Ben hala o olayın izlerini taşıyorum. Gece rüyalarıma giriyor benim, sizin haberiniz var mı? Benim yanıma kimse gelmedi. Ben kaderime terk edildim diye duracak değilim. Bence kimse de durmamalı. Bize niye haber vermiyorsun? Hadi onu geçtim. Kocan niye yok kızım senin yanında? Ben apar topar çıktım baba. Aklıma gelmedi. Umut da sahneye gitmişti. Bırakmadı mı o sahne işlerini? Bıraktı anne. Önceden verilmiş bir sözü vardı, kıramadı. Veda sahnesi gibi. Vedası bas. Karısı gece sokaklarda elin adamlarıyla boğuşuyor. Bu barda ay yaşları alkoliklere gitar dıngırdatıyor. Hiç mi seni sevmiyor, hiç mi seni düşünmüyor ya? Şu saat oldu da karısının nerede olduğundan haberi yok. Nasıl bir rahatlık bu Nursema? Bilmiyordu anne. Bilmiyordu ya. Bilse gelirdi zaten. İşte sorun da burada Nursema. Haberi olacak. Karısının nerede olduğundan haberi olacak. La havle ve la kuvvet. Sen aklıma mukayyet ol.
Allah Allah. Arıyor. Ver bakayım sen onu bana. Umut Bey. Abdullah Bey, Nursema iyi mi? Beni aramış da. Kötü bir şey yok değil mi? Çok korktum da ben. Korkmak şimdi mi aklına geliyor? Abdullah Bey, ne oluyor? Nursema iyi mi? İyi. Neden iyi biliyor musun? Benim yanımda da ondan. Çabuk buraya gel, hemen. Baba, bana çok kızdın değil mi? Sence? Baba, ben çok özür dilerim. Kızım, ben bir şeye itiraz ediyorsam ya da sana bir şey söylüyorsam bu senin iyiliğin için. Ya sen bunu nasıl düşünmezsin? İbrahim bana karşı o kadar iyiydi ki böyle bir insan olduğunu düşünemedim. Herkesin bana yalan söylediğini düşündüm. İyi. Görmüş oldum gerçek yüzünü işte. Keşke bu şekilde öğrenmeseydim. Keşke. Keşke. Ama bir musibet bin nasihattan iyidir. Neyse, hadi çok yoruldun. Gidip biraz dinlen. Sen de çok yoruldun. Ben seni buldum ya. Benim bütün yorgunluğum geçti. Allah seni başımdan eksik etmesin baba. Allah seni de benim başımdan eksik etmesin. İnşallah Nursema da kötü bir şey olmadan akıllanır. O ne demek anlamadım. Çok üzüldüm ben ona. Baksana kocası ortalıkta yok. Yanında değil. Hayır, yani annesi babası bir şey demiyor mu? Sen gene de Nursema'ya bir şey söyleme, olur mu? Üzülmesin kızcağız. Demem zaten. Çok iyi birisi o. Bütün bunları hak etmiyor baba. Öyle. Hayırlı geceler. Hatta hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar baba. Müsait misiniz efendim? Gel Adem, gel. Gel bir anlat bakayım bana, ne oldu, ne bitti? Bulabildiniz mi? Bulamadık efendim. Aile kaçırdı tabii çocuğu. Olacak iş değil ya. Bir anlık boşluğumuza direksiyonu yapıştı. Bayağı bir boğuşma oldu. Çarpışma olunca biz kendimize gelene kadar. Bu hiç iyi olmadı. Ben herifi hapislerde süründüreceğim derken herif elini kolunu sallaya sallaya gezecek yurt dışında. Ya da hiç dillendirmek istemiyorum ama Mihri'ye, Nursema'ya musallat olacak. Aklından zoru var demektir. Bunları yapabildiğine göre zaten çok mantık çerçevesinde hareket etmiyor. Neyse, sen şimdi gidip aileyle konuş. Ben bunlarla daha fazla muhatap olmak istemiyorum. Oğullarına sahip çıksınlar. Benim bu işin peşini bırakmayacağımı da bilsinler. Ona göre hareket etsinler. Üzülmesinler. Tamam efendim. Dur. Mihri İbrahim'in kaçtığından haberdar değil.
Biz güvenliği sıkı tutalım. Ne olur ne olmaz. Benim Abdullah Bey'le konuşmam lazım. Bunu yarın yapacağım artık. Tamam, sen çıkabilirsin. Ben inanın ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben de. Muhtemelen sen de niye çıkıp gittin? Ben seni aradım aslında. Sen sabahlara kadar sokaklarda olursan çıkıp gider tabii. Son seferdi aslında. Sen iyisin değil mi gerçekten? Değil. Nasıl iyi olsun? Oğlum ben kızımı sana emanet ettim yahu. Evlilik çocuk oyuncağı değil ki. Neymiş bu sahne sevdası anlamıyorum. Ben bunun parasını önden aldığım için... Umut, bak ben sana açık açık söyleyeyim. Sana güvenmiyorum. Bu böyle olmaz. Siz aklınızı başınıza alana kadar bu evde yaşayacaksınız. Ne? Abdullah Bey. Abdullah Baba. Olur mu öyle şey? Bizim kendi evimiz var ben. Kirasını ödüyorum oranın. Ben öderim. Şu geldiğimiz hale bak ya. Benim kızım izinsiz dışarı adımını atmazken şimdi geceleri gidiyor kahramanlığa kalkışıyor. Kocası yanında yok. Ya ona bir şey olsaydı? Ama olmadı. Allah korudu. Ben evladımı sokakta buldum ya. Sen ay yaşları eğlendireceksin diye biz yüreğimiz ağzımıza mı yaşayacağız? Hanım sen Nur Sema'nın odasını hazırla. Tamam Abdullah Bey. Hadi kızım. Hiçbir yere gitmiyorsun Nur Sema. Teklifiniz için teşekkürler. Ama zaten bizim bir evimiz var. Her şeye evet dedim. Ama bu kadarı da fazla. Ben sizin kuklanız değilim. Beni böyle azarlayamazsınız. Hadi Mustafa. Sen istediğin yere gidebilirsin ama Nur Sema burada kalacak. Nur Sema kendi kararlarını kendisi verebilir. Bu ne sizin ne de benim işim. O nerede kalmak istiyorsa orada kalır. Biz evliyiz. Evimiz de, hayatımız da ayrı. Hayatınız normal bir hayat olsa kimse ağzını açmaz. Utanıp özür dileyeceğine bir de efeleniyorsun ya. Bence çıkalım Nur Sema. Çıkalım. Nur Sema nereye? Sen bunu kabul ediyor musun? Ya sabahın körü oldu, körü. Ben kocamın yanında olacağım baba. Gördük kocanı. Onca şey yaşadın, adamın ruhu duymadı. Sen canınla cebelleşirken o sahnede gitarını tıngırdatıyordu. İleri gidiyorsunuz artık Abdullah Bey. Biz evlenirken birbirimizin hayatını biliyorduk ve bunu kabul ederek evlendik. Gördüğünüz gibi Nur Sema'nın da bir şikayeti yok. Var da söyleyemiyor yavrum. Bu kapıdan şimdi çıkarsan beni çiğnemiş olursun Nur Sema. Baba yapma. Bu nasıl söz? Bu benim sana son sözüm. Nur Sema.
Üzme babanı anneciğim. Kahvaltıya oturuyoruz. Geliyor musun? Canım ben sağlıklı besleniyorum. Tam da granolamı hazırlıyordum. Hem de kendi yaptığım yoğurtla. Sen ve yoğurt yapmak. Evet. Gel de göstereyim. İşte benim yoğurt makinem. Bununla farklı çeşitlerde yoğurt yapabiliyorum. Hatta kefir bile yapıyorum. Gerçekten mi? Bekle. Tadına bakınca ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksın. Alev bu ne? Hayır, resmen annemin eskiden yaptığı yoğurtların tadı var. Evet değil mi? Dedim sana. Bakayım. Nefis olmuş. Al ye. Bundan ben de alayım. Anneme kefir yaparım. Bence de. Biz evde kaçıncı rüyamızı görürken ne kıyametler kopmuş öyle. Nur Sema'yı düşünemiyorum. O iyi de babanız hiç iyi değil. Sabah sabah ettik. Demek Nur Sema bayağı Mihri'nin peşine düşmüş ha. Ben olsam ben de giderdim. Çok normal. Gidersin de ben seni bırakmam. Bu Umut nasıl bir adam ya? Sabahlara kadar yok, karısının ne yaptığını bilmiyor. Baban da onu diyor işte. Haklı da. Sabaha kadar yoksa para kazanmak için yok. Ya şirkette iş verdik. Daha ne parası? Onun derdi gezmek. Ben bilmiyor muyum ya? Umut öyle biri değil. Ben çok iyi tanıyorum. Nur Sema'yı da çok seviyor. Üstelik derdi gezmek olmayanları da gördük. Sen merak etme. Senden bahsediyor Fatih. Babanız geliyor, üstüne gitmeyin sakın. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar canım. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar baba. Çırpılmış yumurta yaptım, vereyim mi sana biraz? İstemem. Midem iyi değil. Buyurun. Teşekkür ederim. Sevilay, bakıyorum Ömer'e bayağı torpil geçiyorsun. O şimdi misafir. Çimen'cim. Teşekkür ederim Sevilay ablacığım. Vallahi her şeyin yoluna girmesine çok sevindim. Ben de. El kadar çocukla küslük olmaz. Fatih'in de aklı başına geldi sonunda. Aynen ya. Yani o havalı halinden eser yoktu. Bence bu işte biraz senin parmağın var sanki. Biraz. Fatih benimle konuşmak istedi. Yani ben çağırmadım. Kendi isteğiyle oldu. Akıl danışmak istedi, ne yapması gerektiğini sordu. Ben de fikrimi söyledim. Hatalarını anladığını ve bunları telafi etmek istediğini söyledi bana. Mühim olan da bu. Hani mutfakta bana öyle bir konuşma yaptı ki kızgınlığımı unutup bayağı ona üzüldüm. Harbi mi? Çok çaresizdi. Yani söylediklerinde samimiydi. Ben ona inandım. Ya bunları yapar yapamaz onu bilemem. Ama en azından şu anda doğayı mutlu etmek için her şeyi yapacak. Tek bir hata yapma lüksünün olmadığını gayet iyi biliyor. Benim kızım mutlu olsun, ben bir tek bunu istiyorum. Sonuçta çocuğu için bir hayata katlanmasını istemiyorum açıkçası. Gerisi onlara kalmış. Hayırlısı. Hayatım ben çıkacağım. Sen ne yapacaksın? Benim bugün çekim var işte biliyorsun. Sonra da bir doğayı görürüm. Ay çok iyi yaparsın. Hem de küslük olmadığını anlatmış oluruz. Sen de gel. Yok yok, benim çok işim var. Çimen. Ben okula gideceğim. Başka bir sefere o zaman. İyi, ben kalkıyorum. Çekim saati uğrarım yanına. Seni yalnız bırakmayacağım diyorsun yani. Her zaman.
Zülker'le konuşayım mı Abdullah Bey? Bunca derdimizin arasında bir de Zülker Efendi çıktı. Konuş. Nasıl istiyorsan öyle yap. Bir şeye taktın mı ille yapacaksın. Yap. Karışmıyorum ben. Zülker'e ne olmuş ki? Eve alayım diyorum Zülker'e. Ne? Nereye, buraya mı? Hı. Ne yapacak ki evde? Elinden her iş geliyor onun. Hayatında ne zaman geleceği belli değil. Yeğenini yollayacak ama bakalım o da alışabilecek mi buraya? Zülker gelir buraya, benim şoförlüğümü yapar, camları siler, bahçeye bakar. İyi tamam, ben konuşurum o zaman. Zaten Sönmez anne de pek memnun değildi. Hı. İyi işte bak. İsabet olmuş. Sen yolla onu buraya. Hadi çıkalım mı artık? Sabah kahveni içmeyecek misin? Şirkette içerim. Yani nasıl böyle bir şey yaparsın Nursema? Gerçekten benim aklım almıyor. Yani başına bir şey gelecek desem, ki geldi zaten, gördük yani bunu. Özür dilerim, haklısın. Ben ama bir anda öyle karar aldım çıktım. Böyle olacağını ben düşünmedim ki. Beni nasıl zor bir duruma soktuğunun farkında mısın sen? Umut, ben seni aradım, duymadın. Ya o sesle nasıl duyabilirim Nursema? Ayrıca sen benim telefonumu kuliste bıraktığımı bilmiyor musun? Hayır, o kadar olaydan sonra bir de ilgisiz koca olduk yani. Ben babamla konuşacağım zaten. Neyi konuşacaksın Nursema? Adam evden kovdu bizi. Zor tuttum kendimi ya. Hayır, ben senin kocanım. O çocuklarını öyle azarlamayı kendine huy edinmiş olabilir ama benimle öyle konuşamaz. Ne demek sen git karın kalacak? Yerin dibine geçtim resmen ya. Ya hayatım, sen babamın dediklerini neden şahsiye algılıyorsun? Babam bize çok düşkün. Yıllardır yanındaydım, sonra evlendim, sonra bu İbrahim olayı falan. Adamcağız korktuğu için böyle... Çocuk muamelesi yapıyor Nursema. Yani biz kendi kararlarımızı kendimiz veremez miyiz? Her söylediklerine tamam mı olacağız? Yani siz babanızı böyle alıştırmış olabilirsiniz ama ben yapamam yani. Bak, ben seni de anlıyorum. Aile yapılarımız farklı ama baba bizim baş tacımızdır. Umut, ben dün akşam babamı çiğneyip seninle geldim. Bu senin düşündüğünden daha büyük bir şey. Bunu da sen bil. Yok, bir de kalsaydın Nursema. Onların benden beklediği buydu. Ben babanın her söylediği şeye eyvallah diyemem. Sen öyle çıkıp gitmeyecektin Nursema. Gerçekten. Tamam, haklısın. Özür dilerim. Daha kaç defa daha söyleyeceğim Umut. Hayır, senin ailen illa kadınların başında biri olsun istiyor. Yani otur desinler otursun, kalk desinler kalksın, çıkma desinler çıkmasın. Bak, kendi iraden bir şey yapmaya kalktın, nasıl ekşidiler senin başına. Hayır, kabak da benim başıma patladı. Umut, haklısın ama anlamaya çalış. Ne olursun, bilenme. Bak, biz seninle her şeyi konuşarak çözüyoruz. Bunda da bir ortak nokta bulacağız, halledeceğiz. Kimse bana hesap soramaz Nursema. Hele haksız yere hiç kimse. Ya bak, benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Geldim buraya. Konuştum, sonra gittim, gördüm, şok oldum ben. Ama yok, ailene kalsa ben seni odalara kilitlesem iyi kocayım. Umut, abartma. Ne olursun, bak beni çok üzüyorsun. Ya bana neler söylediğini duymadın mı Nursema sen sabahın köründe? Hatırlıyorum, haklısın. Ben senden daha fazla üzüldüm. Halledeceğim diyorum, ne olursun. Tamam. Tamam Nursema, hadi sen işe git de geç kalma. Hadi. Sen? Ben gitmiyorum ya hiçbir yere şu an. Kimsenin yüzünü görecek halde değilim. Umut, lütfen yapma şunu. Ya Nursema, gidemem gerçekten hiçbir yere. Bin tane soru soracaklar bana, yok neredeydin, ne yapıyordun diye. Hesap veremeyeceğim şimdi kimseye. Sen gerçekten bunun için işi mi bırakacaksın? Ne olursun ya, iş bu. Hadi hazırlanıp çıkalım, ne olur. Ben biraz kafamı toplayayım. Hı? Sık boğaz etme beni. Olur mu?
Tipsiz kızım. Evet. Evet. Doğa, bence annemle babamın arası kötü. Nilay'cığım, beni hiç ilgilendirmiyor. Hay Doğacığım, seninle muhabbet gerçekten çok sıkıcı. Ay. Babaannesinin nar tanesi, nur tanesi, bir tanesi. Oy bismillahirrahmanirrahim. Annem gelecek bugün kahveye. Ay ne güzel kızım, ne güzel. Çok şükür. Buyursun gelsin. Ben içeri gidiyorum. Bence çıkalım Nursema. Çıkalım. Nursema nereye? Sen bunu kabul ediyor musun? Ya sabahın körü oldu, körü. Ben kocamın yanında olacağım baba. Gördük kocanı. Onca şey yaşadın, adamın ruhu duymadı. Sen canınla cebelleşirken o sahnede gitarını tıngırdatıyordu. Bu kapıdan şimdi çıkarsan beni çiğnemiş olursun Nursema. Baba yapma. Nasıl söz? Bu benim sana son sözüm. Buyurun efendim. Hayırlı günler Yusuf. Size de efendim. Umut geldi mi? Hayır efendim, henüz gelmedi. Hasbinallah, bir de bununla uğraş şimdi. Efendim, bir sorun mu oldu? Oldu, oldu Yusuf. Bizde sorun olmadan olur mu? Dün gece Nursema'yı yalnız bırakmış gene. Nursema da Mihri bulmayı iş edinmiş kendine, bir sürü saçma sapan şey. Nursema iyi mi? İyi. Bu kocayla daha ne kadar iyi olur bilmiyorum da. Git ara bul şunu Yusuf. Gelsin otursun işinin başına, alsın maaşını. Onun kibiri gururu yüzünden benim kızım sefalet çekmesin. Tamam efendim. Hemen çıkıyorum. Ağlıyor musunuz? Ben ağlamayayım da kim ağlasın çocuğum? Siz akşam uyuyordunuz tabii, duymadınız. İki arada bir derede kaldım ben. Baban Nursema'ya eğer gidersen beni çiğnersin dedi. O da hiç arkasına bakmadan çekti gitti. Resmen reddetti babasını. İçim yanıyor. Fatih de bana bu kapının önünde bir seçim sunmuştu hatırlarsanız. Ben de annemi geride bırakıp buraya geldim. Kızımın yanına geldim. Şimdi anlıyor musunuz annem neler yaşadı, ne kadar üzüldü? Anlıyorum, anlıyorum tabii, anlamaz. Hiç bitmiyor bu anaların çilesi. İnsan kendi başına gelmeden bazı şeyleri anlamıyor maalesef. Siz şu an ne kadar üzülüyorsanız, işte benim annem de böyle üzüldü. O yüzden merak etmeyin. Ben nasıl üzüldüysem Nursema da şu an o kadar üzgündür, üzülüyordur. Eminim ben. Ben istesem de uğraşsam da sizin kadar acımasız olamıyorum. Kızım. Sen beni düşmanım belleme. İnsan kocasına kızınca onun bütün sülalesinden nefret eder. Ben de gençtim, ben de yaşadım. Anlıyorum ben seni. Anlamıyorum sanma. Ben de neler çektim, neler yaşadım. Hala da yaşıyorum.
bakma, size belli etmiyorum. Ay kesin bir şeyler oluyor. Babam Alev'e kaçacak olmasın. Ama ve lakin evlilik idare işidir. Yuvayı dişi kuş yapar kızım. Sabredeceksin. Biliyorum kolay değil, zor, çok zor. Ama ben babamın hayrı için sabret demiyorum ki sana. Şuncacık bebek için söylüyorum. Yoksa ne var, çok kolay. Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Ben bu 30 seneyi kolay mı geçirdim? Ben sizin gibi davranamam. Yapamam. Mizacım bu değil. Ben de böyle değildim. Bir evin en küçük kızıydım ben de. Ama insanın kendi yuvası, kendi ailesi olunca öyle olmuyor işte. Siz boşanacaksınız, ne olacak? Ben şu çocuğa üzülüyorum. Ben niye seni düşmanım gibi göreyim? Yavrum mümkün mü? Sen benim torunumun annesisin. Ne konuşuyordunuz bakayım? Aranız düzeldi herhalde. Kötü değildi ki zaten. Annemdir. Ben bakarım. Tamam, bak kızım. Kıvılcım çark etti. Şişt, sus kızım. Öyle ama. Abi bana niye haber vermedin? Ya gecenin o saatinde bir de seni telaşlandırmayayım dedim Ömer. Çok canım sıkkın, öyle böyle değil. Haklısın da sonuçta kızın kocası var. Ne yapsaydı? Onu ikilemde bırakman iyi olmadı. Ne diyecektim? Hadi kızım senden haberi olmayan kocanın yanına koş mu deseydim? Ya Ertuğrul Bey'e bile rezil olduk. Nur Sema'yı bırakırken ki halini bir görseydin. Bir tarafta Fatih, bir tarafta bunlar. Fatih'i kafana takma abi artık. Fatih biraz yola geldi. Kıvılcım'dan özür diledi. Ha Doğan'ın gönlünü alabilirse ne hala? Nasıl olacak bilmiyorum. Beni çiğneri gitti. Herkesten beklerdim, Nur Sema'dan beklemezdim. Sıkma canını abi. Herkesin kendi kararları, kendi yolu, kendi kaderi. Biz ne yapabiliriz ki, elimizden bu kadarı gelir. Öyle de insanın evladı söz konusu olunca... Neyse, senin de canını sıkmayayım. Olur mu abi böyle şey? Biliyorsun ben elimden ne gelirse yapmaya çalışıyorum. Bilmem mi Ömer, Allah razı olsun, bilmem mi ya? Abi benim çıkmam lazım. Kanala gideceğim. Bugün Kıvılcım'ın ilk çekim günü de yanında olayım. Kanal? Ha şu Alev Hanım'ın arkadaşının kanalı. Geçen bir deneme çekimi yaptılar. Gayet de iyi geçmiş, bakalım. Sen Kıvılcım Hanım'a baya baya aşıksın Ömer. Hayırdır abi? Ne bileyim, hani evine yerleşmeler, kanallara çıkmasına izin vermeler, hissenlik hareketler değil. Şaşırıyorum yani, seni tanımakta güçlük çekiyorum. Haklısın abi. Doğrudur. Artık anı yaşamaya çalışıyorum. Hayatı biraz akışına bıraktım. Kıvılcım'ı da çok seviyorum. Onunla mutluyum. Onun da mutlu olmasını istiyorum. İnşallah. Efendim, Ertuğrul İslamoğlu geldi. Buyur et gelsin. Ben de çıkayım abi. Ertuğrul'a da bir selam vereyim. Görüşürüz. Görüşürüz. İşe gelmeyince merak ettim. Abdullah Bey mi yolladı seni buraya? Yok. Ben bir gerginlik olduğunu anladım. Sonra Mustafa'ya sıkıştırdım, o söyledi. Umut, ben küstüm, oynamıyorum olmaz. İşe gelmemek ne demek? Senin odan ayrı, işin gücün ayrı. Çalış, istersen kimseyi görme. Nur Sema var arada oğlum. Yapma böyle. Zaten olmasa her şey daha farklı olurdu. Hadi toparlan, hemen çıkıyoruz. Nur Sema'ya da haber ver. Kız daha fazla üzülmesin. Hazırlanıp geliyorum. Bekliyorum. Nur Sema iyidir inşallah. İyi, hamdolsun. Size de çok mahcup olduk Ertuğrul Bey. Estağfurullah, mahcubiyet ne demek? Ben kızımın hayatını Nur Sema'ya borçluyum. Neyse ki atlattık. Çok şükür. Abdullah Bey, ben sizi de endişelendirmek istemiyorum ama bilmeniz gereken bir husus daha var. Hayırdır inşallah. İbrahim kaçtı. Yani nasıl yaptı, nasıl etti hiç bilmiyorum.
Ama benim adamların elinden kurtulmuş. Ne diyorsunuz? Böyle telaş edecek bir şey olduğunu zannetmiyorum ama gene de tedbirli olmak lazım. Ben ailesine de haber gönderdim. Herhalde ne demek istediğimi anlamışlardır diye umuyorum. İnşallah. Yeniden kızlarımıza musallat olmasın da. Yok, öyle bir durum olmaz. Muhtemelen yurt dışına kaçacak diye düşünüyorum. Biz gene de dikkat edelim. Edeceğiz artık. Nasıl bir dertmiş bu, anlamadım gitti. Siz canınızı sıkmayın. Ben daha fazla oyalamayayım sizi. Estağfurullah. Hayırlı günler. Hayırlı günler, selametle. Nursema ile siz de benimle doğa gibisiniz Pembe Hanım. Ne sorun yaşarsanız yaşayın, ayrı kalamazsınız. Eminim aranız düzelecektir. İnşallah Kıvılcım Hanım. Çok dua ediyorum. Doğa kızım da sağ olsun bu konuda destek oldu bana. Rabbime şükürler olsun. Her şey güzel olacak inşallah. Amin. Siz de hazır buradasınız. Kırgınlıklar da bitiyor Allah'ın izniyle. Mevlid'i mi konuşsak? Ne mevlidi? Yavrumuzun 40'ı çıkacak. 40 mevlidi okunsun. Hayırlısıyla 40'ı çıksın. Pembe Hanım, bu tür gelenekleri çok bilmiyorum ben. Ne yapılması gerektiğini de bilmiyorum açıkçası. Yani siz söyleyin bize, ne gerekiyorsa biz yaparız. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Siz sadece katılacaksınız. Her şeyi ben yaparım. Güzelce okuruz duamızı. Akşama da beyler gelir. Çayımızı kahvemizi içeriz hep beraber. Olur, tamam tabii ki. Biz de ailecek geliriz. Ailecek derken? Sönmez Hanım, Cimen. Alev. Doğru, tabii Alev Hanım da var. O zaman Leman ablayı da çağırmak gerekir. Sonuçta babamın eşi. Tabii tabii, çağırırız kızım. Tamam. Nursema'yı da arayalım. İlk adım atılmış olur. Sen ara önce, ben sonra ararım. İnat etmez zaten Nursema, gelir. Kahve için çok teşekkür ederim. Ben kalkayım, yeni işimin ilk günü bugün. Oh, neyim benim? Ay, maşallah, sübhanallah. Felak nasıl okuyalım? Anne, okumayı bilmezler. Gel biz okuyalım. Geçireyim ben size. Hayatım çok iyiyiz. Bol şans. Gerçi şansa ihtiyacın olmayacak ama. Benim şansım sensin. Aman efendim, az solistimiz de gelmiş. Bak şimdi. Ben seni kafalıyorum biliyorsun değil mi? Yani eğitim programı falan yalan. Sabah neşesi yapacağım abi. Şarkı, türkü, halay. Halayla da istediği yere gider. Ne haber Ömer? İyiyim, sen? Aynı sayılır. Heyecan var mı? Olmaz mı? Gayet tabii olması ama dediğim gibi yayın banttan olacak. Aslında heyecana mahal yok. Geçelim mi? Fatmacığım, çiçek. Aa, Kıvılcım. Pelincim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tanıştırayım, eşim Ömer. Merhaba, memnun oldum. Ben de öyle. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Böyle güzel bir eşe sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Biliyorum. Asıl çok şanslı olan benim. Pelin seni sevmiş herhalde. Çünkü normalde kimseye böyle sıcak davranmaz. Settekilere falan kan kusturuyor. Ay, aşk olsun ya. Rüzgar. Bunun dediklerine inanmıyorsunuz değil mi? Merak etme Helinciğim, inanmıyoruz tabii ki. Ömerciğim, bari seninle bir ittifak kuramaz mıyız şimdi? Kıvılcım Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Makyaj alalım mı size? Tabii aşkım. Ben de geleyim seninle. Saç olur. Makyaj tavsiyesi vereyim. Pelin'cim çok iyi olur çünkü ben bu konuların biraz yabancısıyım. Mesela biraz benim rujunu renklendirdim. İşte başlıyoruz. Bundan sonra hayatınız bir nebze daha hızlanacak. Hızlanacak derken? Kıvılcım meşhur olacak. Farkındasın inşallah. Yani sonuçta bu bir eğitim programı. Haftada bir kere yayınlanacak değil mi? Çok doğru şeyler söylüyorsun ve Kıvılcım'ın çok enteresan bir aurası var. Yani seyirci bunu şak diye yakalar.
her konuda yanılabilirim ama bu konuda yanılmam. Yani hem gayet hoş bir kadın hem de sivri bir tip. Dikkat çekecek. Önce reklam teklifleri falan gelir zaten. Kıvılcım Hanım, mikrofon takacağım. Tabii. Rahat mısınız? Evet, evet. Sorun yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ömer, iyi misin? Gel, oturalım şöyle istersen. Gel. Gel. Öf, Umut, beni ektin. İşleri de yığdın. Tek başıma sıkılmam da cabası. Aa, Nilay. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş buldum. Hangi rüzgar attı seni buraya? Malum doğum yaklaşıyor. Ben de hastane için süseme bakmaya geldim. Tamam, bakarız. Geç otur. Benden yapmana sizinkiler okey mi? Neden okey olmasınlar ki? Ya ne bileyim, sizde her şey böyle izinle falan oluyor ya. O yüzden sordum, sonra sıkıntı olmasın. Yok, olmaz. Sonuçta şehzade doğuruyorum. Nerede istersem orada yaptırırım. İyi, tamam. Peki. Ben sana şuradan açayım, göstereyim. Şöyle. Şimdi. Bütün seçenekler burada. Kapı süsleri, küçük tatlı büfesi, hediyelikler falan. Sen bak, beğen. İstediklerinden yaparız. Ay bu ne tatlıymış. Ay bu da çok tatlı. Sen neler yapıyorsun? Sevgilin nasıl? İyi. Ne yapsın? Çalışıyor işte. Çok tatlı. Efendi bir çocuk sevdim. Sağ ol ablası. İletirim ben. Evlilik yakın herhalde. Yani tam tarih belli değil ama belli olunca hepinizin haberi olur. Herkes çağıracak mısın? Annemle de falan. Evet, niye çağırmayayım? Ne bileyim, siz içkili yaparsınız da ondan dedim. Tamam canım, istemeyen gelmez. Bence zaten gelmeyecekler. Neden? Araları biraz limoni. Aa, şaşırdım. Aramızda kalsın ama bence kesin boşanacaklar. Yani öyle böyle değil. Geçen annem türbede ellerini açmış. Haykıra haykıra ağlıyordu. Gerisini sen düşün yani. Belki başka bir şey için ağlıyordur. Yok canım. Ben bilirim, sonuçta aynı evde yaşıyoruz. Konuşmaları duyuyorum. Ama şimdi evde konuşulanları anlatmam doğru olmaz. Tabii canım. Neyse, ben bunu çok beğendim. Bir düşüneyim, haber veririm sana. Tamam. Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Sen de. Bay bay. Nasıl atladı boşanma lafına? Babama fena halde kafayı takmış bu. Fena halde. Gözlerin içi parladı resmen ya. Tevekkili değil. Annem türbelerde kendini yerden yere vuruyor. Vah vah. Hakikaten boşanıyorlar mı acaba ya? Yok canım.
Pembe Hanım, bir toplantıdayım, seni arayacağım. Neyse Abdullah Bey. Sizin işiniz çok herhalde yoğunsunuz. Ben gidip bir Umut'a bakayım. Alemo. Sen ile berabersin de bana toplantıdayım mı diyorsun? Arayacağım Pembe Hanım. Umut'u ziyarete gelmişti. Pembe bu yüzden mi cozuttu acaba? Efendim, Umut'u getirdim. Adamı zorla işe getiriyoruz. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Ben konuştum Abdullah Bey. Aklını başına toplayacak. Aklı olsa toplar da. Bu İbrahim denen aşağılık Ertuğrul'un adamların elinden kaçmış. Nasıl? Nursema'nın peşinde ol, ne olur ne olmaz. Haberi var mı? Yok da söyleyeceğim, bilsin. Tamam efendim. Hepinize çok teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kestik! Kızım benim adım Rüzgar, sen esip geçiyorsun. Nasıl olacak? Gerçekten mi? Ya olay bir insansın. 40 yıllık sunucu gibi. Ömerciğim senin kız elden gider. Ah. Şunu söyleyeceğim sana, haftaya bir tane konuk alalım diyorum. Ne dersin? Nasıl olur bilmem ki, bilemedim. Nasıl olur mu? Program senin programın. Aşkım, nasıldı? Gayet iyiydin. O zaman ben sizi baş başa bırakıyorum. Bir şey olursa odamdayım. Tamam. Tamam. Sağ ol Rüzgar'cığım. Bay bay. Aşkım. Çok heyecanlandım. Nasıldı, güzel miydi? Alo. Ne haber aşkısı? Ay, ağzına nasıl yakışmıyor biliyor musun? Ya vallahi söylerken ben de biraz irite oldum ama. Şimdi ablanla Ömer'in yanından çıktım. Onlar pek böyle bir mıç mıçlar ya. Çekim nasıl geçti? İyi geçti. Hatta umduğumdan da iyi geçti. Şey yapalım istersen, şimdi bir toplantıya giriyorum. Akşam bana gel, ben sana anlatayım detaylı. Sana mı geleyim? Hiç gelmediğin yer ya. Ayrıca sevgili değil miyiz kızım biz? Hayır, muhafazakarlaştım diyorsan söyle, ona göre bir tarif uygulayayım. Ay, tamam, amma konuştun ya, gelirim. Süper. Makarna yapıyoruz, 8'de bende ol. Tamam, anlaştık. Hayatım, sen iyi misin? İyiyim. Niye sordun? Yüzün asık, gülmüyorsun. Bir şey mi bozuldun sen? Bilmem. Aşkım çok komiksin şu anda gerçekten. Ömer? Sen ciddisin gerçekten. Hayatım sen bana mı bozuksun? Kıvılcım ben bu ortamdan hiç hoşlanmadım. Hangi ortamdan? Ya bu ortamdan işte, adamın biri geliyor, oranı buranı elliyor. İnsanlar alkışlıyor. Saçma sapan bir yer. Ömer, sen kendinde misin? Evet, kendimdeyim. Ben seni tanıyamıyorum da şu anda. Niye tanıyamıyorsun? Ömer, şu haline bak. Aynada kendine bir dön bak istersen. Kıvılcım, ben senin bu işi yapmanı istemiyorum. Ne? Evet, gayet ciddiymiş, gülme. İstemiyorum. Ömer, hayatım, ben sana ilk bu işi söylediğimde en çok beni destekleyen kişi sendin. Ne oldu şimdi böyle döndün? Kıvılcım, sen bir eğitimciydin. Ben bunu destekledim. Ben televizyon starı değil. Ömer yapma ne olur. Sanki eğlence programı sunuyorum da herkes benden konuşuyormuş gibi davranıyorsun. Bu eğitimle ilgili bir program. Ya bugün eğitimle ilgili, yarın eğlence olur. İstemiyorum ben. Ömer, ben şu an şoktayım. Benim parlamamı isteyen, yükselmemi isteyen o adama ne oldu ben anlamadım şu an. O adam hala burada. Bir yere gittiği yok. Ama sen kendi işinde parla. Ekranlarda değil. Thank you.
Alo. Senin sesin niye bet? Boş ver, uzun hikaye. Özet geç. Nur Sema Mihri'yi bulmuş. Ben sahnedeyken çıkıp onların yanına gitmiş. İşte İbrahim'le tartışmışlar. Sonra bu Mihri'nin babası alıp Nur Sema'yı Apo'ya götürmüş. Apo da sen nasıl kocasın diye beni kalayladı. Öf bu ne ya, yuh be. İnek daha kaçmış, daha yanmış bitmiş kül olmuş. Aynen öyle. Ne yapıyorsun? Yanıma gelsene. Hayır, bir de işe geleyim diye zorla adamını getirtti eve. İş de vermiyorlar ki burada. Oyun oynuyorum yani bomboş. Ya sana ne soracağım? Bu Pembe ile Apo boşanıyorlar mı? Ne diyorsun kızım sen, ne boşanması? Ne bileyim, sabah Nilay geldi. Bunlar çok kavga ediyorlar, boşanacaklar dedi. Nasıl ya? Pembe ile Apo gerçekten boşanıyorlar mı şu an? Alev, emin misin? Nilay söyledi. Pembe sürekli ağlıyor dedi, boşanacaklar dedi. Sen şunu bir Nur Sema'ya sorsana. Kesin bizim yüzümüzden ya. Biz çıktıktan sonra birbirlerine girdiler herhalde. Ha, ben de benim yüzümden zannediyorum. Neyi konuşuyoruz biz ya? Tamam, hadi haberleşiriz. Sen bence biraz yorgunsun. Senin istediğin şeyleri söylemediğim için yorgun mu görünüyorum? Ömer yapma lütfen. Gel konuşalım. Eve gidelim, sana bir kahve yapayım. Kıvılcım ben biraz hava alacağım. Ömer lütfen. Lütfen. Akşam eve gelecek misin yoksa uzatacak mısın? Geleceğim. Sadece biraz hava almaya ihtiyacım var. Peki. Seni ekranda görüp aşık olmadı ki. Seni eğitimci olarak görüp aşık oldu. İkisi aynı şey. Anneciğim bir anlayamadın sen de. Ömer böyle birisi değil. Armut dibine düşer. Alışsam da kendimi avutsam da. Sen Kıvılcım Hanım'a baya baya aşıksın ama. Hayırdır abi? Ne bileyim, hani evine yerleşmeler, kanallara çıkmasına izin vermeler, hissenlik hareketler değil. Şaşırıyorum yani, seni tanımakta güçlük çekiyorum. Sen de kızım geldin, harıl harıl başladın çalışmaya. Hani normalde bu kadar olmaz da. İşte yarın Mevlüt var. Evde bebek var. Ondan biraz koşturmamız oluyor. Olsun abla. Bana iş olsun. Hayırlısıyla şu Mevlüt'ü bir atlatalım da. Dolapta benim içli köfte ile börekler vardır. Onları çıkar bir ara çözülsünler. Şimdi torunumun Mevlüt'ünde öyle hazır yemek ikram edemem misafirlere. İlla kendimi yapacağım. Tamam abla. Benim öbür gelin de doğumu yakın. İşte ondan yani. Koşturmalar, telaşlar. Allah tamamını erdirsin. Amin kızım, amin. Hayat alam diğer kadından çok memnun olmadığınızı söyledi de. İş biraz ağır geldi ona da. Sen becerebilecek gibi duruyorsun ama. Heh. Bak
Zülker geldi. Hadi açıver. Hayırlı günler. Hoş geldin abi. Annem. Hoş geldin. Anne Allah razı olsun senden. Allah tuttuğunu altın etsin. Kurtardım ben oradan. Ya bu sönmez hanım benim buraya geldiğimi duyunca kıyametleri koparttı. Aa o da ama. Ya çok karışıyor. Ya annem. Bu kadın seni kıskanmaktan ölecek ya. Neyse ki Mustafa abim cevabını verdi. Mustafa mı? Ne dedi? Ya dedi benim annem istiyor dedi ya. Benim annemin istediği olacak dedi ya. Öyle dedi ha? Annem ben de şaşırdım ya. Bir anda aslan kesildi kurban olayım var ya. Aa kalk. Mustafa abim sana o kadar düşkün ki. Bakma böyle fısırık falan görünüyor. Mevzu sensen eğer var ya. Asarım keserim yapıyor ha. Zaten üç çocuğumun arasında bana en düşkünü Mustafa'dır. Aslanlar gibi maşallah. Zülker, vallahi sen bana yardım edeceksin işte. Evde bebek de var ya malum bu aralar koşturmamız çok. Annem kimse benden fazla koşturamaz. Ben senin artık sağ olurum ya. Ne istiyorsan yaparım. Emret yeter. Sağ ol. Koşturmadan da olmuyor tabii. Olmuyor. Vallahi işte eksikler var. Kasaba gidilecek, manava gidilecek. Selvi bir liste yapsın da sen onları alıp geliver. Tamam, yap listeyi sen. Ben ne gerekirse alırım. Siz hiç merak etmeyin. Tamam abi, yazarım ben. Onu bitir de şey yaparsın kızım. Bitirince. Tamam. Doğa. Uyudu mu? Uyumak üzere. Alayım mı biraz? Hı. Benim güzelim. Oh, babasının bir tanesi. Mis gibi kokuyor benim kızım. Acaba bütün bebekler mi böyle güzel kokuyor? Yoksa sadece bizimki mi? Bütün bebekler. Masumiyetin kokusu. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Annem geldi bugün. Biraz sohbet ettik, kahve içtik. Sevindim. Fatih, onunla konuştuğunu biliyorum. Her şey senin için Doğa. Bizim için. Evet biliyorum. Hep aynı şeyleri konuşuyor gibi oluyorum ama çabalıyorum. Gerçekten çabalıyorum. Bir şans hak ediyorum bence. Lütfen. Bana izin ver, kendimi affettireyim. Ya Fatih, benim zamana ihtiyacım var, üstüme gelme. Hayır, gelmiyorum üstüne. Gelmeyeceğim de. Bak sen böyle ol. Ben buna bile razıyım. Uyudu. Alayım mı? Tabii. O zaman ben yemeğe iniyorum. Sen de istediğinde gelirsin. Tamam. Benim güzel kızım. Her şey senin için katlanıyorum. Her şey. Ama az kaldı. Yusuf abinin zoruyla gittim bugün ofise işte. Allah'tan kimseyle karşılaşmadım. İyi yapmışsın. Sen evdekilerle konuştun mu? Annemle konuştum. Üzülmüş o da tabii. Babam zaten aramaz. Sanki bir şey yaptın. Ne yaptın? Adam mı öldürdün Nursema? Evindesin işte. Kocanın yanındasın. Umut tamam. Ne olursun. Bizimkiler de böyle işte. Nasıl olsa düzelir aramız.
Gideriz ve elini öperiz. Hayır. Benim bir şeyden haberim yoktu ki. Niye özür diliyoruz? Gerçekten anlamıyorum ben. Bak Nursema, hakikaten ben seni eve kitlesem o kadar mutlu olacaklar ki. Umut, ne olur. Tamam, tamam aşkım. Kusura bakma, gerçekten benim de sinirlerim acayip bozuk. Toparlayacağım ama. Yusuf abi aradı bugün. İbrahim kayıplara karışmış. Pislik. Yani haberiniz olsun dedi. Böyle bir kere daha sana yaklaşmayı denesin bakalım. Yemin ediyorum bu sefer gebertirim onu. Ya tamam sen sakin ol, yok öyle bir şey. Yani bir şey yapacağından değil, bilelim diye söyledi. Babam aramıyor ya beni. İşte Yusuf abi aratmış. Hadi sen yemeğini. Hadi hayatım. Annenle babanın arası bu yüzden bozuldu herhalde. Kesin tartışmışlardır. Boşanma falan olmaz değil mi? Yok canım, ne boşanması? Annemden bahsediyoruz. Olmaz yani. Öyle bir şey. Olmaz Umut. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Hiç ya. Öyle. Sordum. Efendim oğlum. Ne haber baba, ne yapıyorsun? İyiyim oğlum, sağ ol sen. İyi ben de. Dışarıda mısın sen? Ha, evet dışarıdayım, biraz hava almaya çıkmıştım da. Bir şey mi oldu, iyi misin? Yok, bir şey olmadı. Evde misin sen? Evet evdeyim. Tamam, birazdan uğrarım. Uğrar mısın? Buraya mı? Evet oğlum, seni görmeye geleceğim. Ne var ki bunda? Ya gel tabii de. Ne bileyim, Kayan abi falan burada ya. Sen de çok sevmiyorsun, o yüzden dedim. Kayan falan benim umurumda değil oğlum. Ben seni görmeye geleceğim. Birazdan oradayım, tamam? İyi peki. Dikkatli sür. Kıvılcım neyin var? Ömer de yok. Tartıştınız mı? Anneciğim Ömer'in işi varmış. Birazdan gelecek. Bir şey olmadı ama değil mi? Hayır olmadı, merak etmeyin. İyi tamam o zaman. Hadi bugünkü çekimi anlat. Nasıl geçti? Güzeldi. Editlenince bakacağız nasıl olmuş. Hamalini gönderecekler. İzleriz o zaman beraber. Ömer de geldi mi? Geldi anne. Seni alkışladı mı? Aynen öyle oldu. Anneciğim sana buradan hikaye çıkmaz. Aman çıkmasın, zaten istemiyorum. Şimdi söyle bakalım. Cemre'miz, bebeğimiz nasıl? Ay çok özledim onu ya. O kadar tatlı ki. Yarın mevlüt yapacaklarmış. Gideriz hep beraber. Yine ne mevlidi ya? Doğru, 40 mevlüdü. Alev nerede? Yemeğe çağırdım ama Rüzgar'la buluşup yemeğe çıkacakmış. Bunlar gerçekten sevgili demek ki anne. Yani niye şaka yapsınlar ki? Zaten kaç yıllık aşkı sizde. Teyzenin aklına derman yetmez. Biz onu çok iyi tanıyoruz da ondan konuşuyoruz. Buyurun efendim. Çok mersi. Ne demek? Çekim nasıl geçti? Umduğumdan çok iyi geçti. Yani bence Kıvılcım etrafı silip süpürecek. Kimin ablası? Yani ama laf aramızda kalsın. Bence ikisi arasında bir sorun çıkacak. Nasıl yani? Ya adamın beti benze attı. Yok ya, Ömer öyle biri değil. Emin misin? Yani yanılacağımı sanmıyorum. Bunlar benim yüzümden boşanmasınlar da. Ay yok artık. Çok aşık onlar. Alevciğim biz de çok aşıktık ama bak. Ne oldu? Senin deliklerin yüzünden. Sen çok normaldin çünkü.
O da doğru. Vay be. Sen bir de o arada çocuk yaptın. Çok garip geliyor bana. Niye ya? Ben kızımı çok seviyorum. Bir de sevme istersen. Tabii ki seveceksin. Yani aslına bakarsan ilk duyduğum zaman... Yani baba olacağımı öğrendiğim zaman duvarlar üstüme gelmeye başladı. Dedim ki ben bu kıza en fazla maddi olarak bakarım. Sonra görünce. Aynen. Görünce. Biliyor musun? Bir gün çocuğum olursa kesin senden olur diye düşünmüştüm. Ben hala bir şansımız var diye düşünüyorum. Ne haber Kankeyton? Ya bırak. İyice unuttun sen Kankeyton'u. Ya ne yapayım kızım, iş hayatına atıldım. Ya evet, duydum. Nasıl gidiyor? Güzel, yolunda. Yorucu bir tık. Sende ne var ne yok, okul nasıl? İyi ya. Değişik. Yeni insanlar. Baban burada. Arada bir sen de gelsene. Gelirim kirvem, gelmez miyim? Az önce aradı hatta babam. Buraya gelecekmiş. Metan, bir şey mi oldu ya? Yani baban size geliyor. Annemin suratı çok asık. Bak hiç bu açıdan düşünmemiştim. Bilmiyorum ki. Yani babam da buraya hiç gelmez aslında. Gece gece hiç gelmez hatta. Araları bozuk olmasın. Yok, bence ondan değildir. Öyle bir söylüyorsun ki sanki başka bir şey biliyorsun gibi. Bir şeyler duydum. Ne duydun? Çimen, kimseye söylemeyeceksin. Söz ver. Tamam. Söylemeyeceğim. Hadi söyle. Ya galiba amcamla yengem boşanacakmış. Ne? Ne diyorsun ya? Bak kimseye söylemeyeceğim dedin ha. Söz verdim. Sen nereden duydun? Ya duydum işte ben. Boş ver. Herkesin siniri ondan bozuk bence. Hatta şu an babam bunu konuşmaya geliyor bile olabilir yani. Bana haber ver. Acaba annene mi sorsan? Doğru bak. Yengemle onun arası iyi. Sorulabilir. Aynen. Bence sen bir ağzını ara. Tamam. Babam bir gelsin gitsin. Konuşurum annemle. Babam geldi. Kapatıyorum. Konuşur sonra, tamam? Ha, tamam. Görüşürüz. Sağ olasın. Vay! Karımın kocası gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Geç otur şöyle kardeşim. Gel. Ya hala şey yapıyorum hayatım ya. Evet. Ömer hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır? Metan'ı görmeye geldim. Baba hoş geldin. Oğlum. Benim haberim vardı ya, bana haber verdi. Ne haber oğlum? İyidir senden. İyi. Rahatsız etmiyorum umarım değil mi? Böyle çat kapı geldim ama. Yok canım estağfurullah, ne demek. Senin derdinden bir ben anlarım Ömerciğim. Ya o evde nasıl yaşıyorsun sen ya? Gerçekten yani. İnanamıyorum bak. Gördün mü? İki günde adamı sokağa dökmüşler. Ya. O sönmez cadısı hiç susmuyor değil mi? Bıdı bıdı bıdı. Yo, öyle bahsettiğin gibi değil ev. Gayet iyi. Bak nasıl da kibar ha. siz birbirinizi görmüyor musunuz şirkette Ömer? Görüyoruz. Görüyoruz. Daha yine görmek istedim. Ne var bunda? Ey madem. Ne ikram edeyim sana? Çay içer misin Ömer? Olur, içerim. Hadi hanım. Şöyle güzelce çayları bir tazeyle bakayım, hadi. İyi olmadı mı ya böyle ailecek? Baba sen sık sık gel böyle. Oo Metancığım, o daha çok sık gelir, sen merak etme. Ya kardeş yanlara damat gitti diyorum ya. Siz beni dinleyin. Siz nasıl vakit geçiriyorsunuz burada böyle? Hı? Kayan abiyle tavla turnuvası yapıyoruz. Allah Allah, sen tavla biliyor musun? Alayım ifadeni istersen. Ha? Öyle amatörleri yenmek kolay. Hadi bakalım. Sen ciddi misin ya? Ciddiyim. Gel bakalım hadi o zaman. Geç bakalım. İfadeni bir alayım. Evet. Seç. Evet. Fark etmez bana. Ben şunları alayım. Çaylarınız da geldi. Thank you.
annem seni nasıl kovalamıştı peki? İnanılmazdı ya. Ne günlerdi. Rüzgar, ne yapıyorsun? Metot, sevgiliyiz ya. Gerçekten değiliz. Rol yapıyoruz ya hani. Sen buraya bayağı sohbete mi geldin? İnanmıyorum sana ya. Yani buraya geldim diye ne sandın? İnanmıyorum sana ya. Alev, inanmayacak bir şey yok yani. Biz eski sevgiliyiz. Olabilecek şeyler bunlar. Yani... Evet, adı üstünde. Eski. Alev, sen bu Apo'ya aşık falan mısın? Rüzgar, ben gidiyorum. Sen çünkü çok saçmalamaya başladın. Sen eskiden böyle yapmazdın Alev. Ya insan birazcık değişir ya, birazcık. Rüzgar'cığım, bence sen, senin etrafındaki bütün kızların seninle yatmak istemediğini bir anla önce, olur mu? Ben şimdi ne etmedim? Yarın öğlen hayırlısıyla mevlidimizi okutalım. Akşama da beyler gelir, çayımızı kahvemizi içeriz. Demek 40'ı çıkıyor ya. Ya darısı başımıza Mustafa'm. Amin. Leman'ı da aradım. Kayhan Bey'le beraber gelecekler. Nursema? Abdullah Bey. Ben onun babasıyım, babası. Elin adamının lafıyla beni çiğnedi, bu kapıdan çıktı gitti. Umut yüzünden. Ben konuşacağım onunla. Ne konuşacaksın? Bu böyle olmaz. Ben de buraya geri geldiğimde annemi kapının arkasında bıraktım. Bence hepiniz bunu bir düşünün. Ya Nursema da kendi yuvasını düşünüyor. Doğa haklı Abdullah Bey. Bakın, Umut kötü biri değil. Yani size uygun olmayabilir ama kötü değil. Ne olursunuz beni kocamla kızım arasında bırakmayın. Vallahi çok yaşamam ben. Başladık gene. Ay, hık diye giderim. Arkamdan sonra çok ağlarsınız ama. Çağır Eşraf. Çağıram. Çağır gelsinler. Çağır. Anne, şeker de istiyorlar. Heh, tamam oğlum, şurada alıver. Metehan, oğlum. Heh. Sen gel bakayım şöyle. Ben sana bir şey soracağım. Dinliyorum. Babanda bir gariplik yok mu oğlum? Yok, gayet iyi bence. Ne bileyim, Kayhan'ı sevmez de hep laf ederdi. Şimdi 40 yıllık dost gibiler, baksana. Anne, olayların üstünden çok zaman geçti be. Boş ver sen de. Babam gayet iyi. Alışmış belli, bak. Öyle diyorsun. İyi bari oğlum. Asıl ben sana başka bir şey soracağım. Sor ya, dinliyorum. Ama doğruyu söyleyeceksin. E tabii doğruyu söyleyeceğim yavrum. Amcamla yengem boşanıyor mu? O nereden çıktı? Allah yazdıysa bulsun Metehan. Ne bileyim, bir öyle bir dedikodu duydum da. Sus, dillendirme sen. Haset ediyorlardır hep, ondandır o. Sen bilmiyorsun yani. Yok, vallahi ben bir şey duymadım oğlum. Ay, bir şey vardı, bana mı söylemiyorlar yoksa? Hay Allah. Kadın onca eşinin arasında bir de torununa mevlid yapacak. Vallahi başıma ağrılar girdi Metehan. Anne, nereden söyledim Allah aşkına ya? Ben bunu alıyorum içeride. Al, al. Hay Allah, tövbe tövbe. Dedikodu yok mu? Hiç. Aman çimencim, ne dedikodusu olacak? Sende var ama durduğun yerde duramıyorsun. Yok, bende de yok. Kapıya bakayım. Gergin bir şekilde giriyorum. Onu anladık da ne oldu? Rüzgar esti. Ama neyse, sen şimdi içeride bir şey söyleme de. Tamam. Hoş geldin Alev. Hello. Erkencisin, keyfin mi yok? Annem de maşallah dedektör gibi. Kimin neyi var hemen anlıyor. Bu saçları değirmende artmadım herhalde.
Alevciğim, iyi misin? Ya aman işte. Herkesin bir derdi var ama kimse konuşmuyor. Damat da ortada yok. Ömer nerede? Ay ben dayanamayacağım, söylüyorum. Ne olduğunu biliyorum. Ne oldu? Abdullah'la Pembe boşanıyormuş. Aa. Yok artık, mümkün değil böyle bir şey. Evet, Metan söyledi. Aa. Öyle mi oluyormuş? Sen pek şaşırmışa benzemiyorsun Alev. O ne demek şimdi ya? Alevciğim tamam, gerinmeyin tamam. Anne Allah aşkına lütfen ya. Ya selam veriyorum, borçlu çıkıyorum ama ben artık yeter. Bıktım. Sen niye bu kadar sinirleniyorsun? Önce onu söyle. Nedir bu fevrilik? Ne diyorsun anneanne ya? Beni Apo'nun metresi sanıyor ya, onu diyor. Ne? Alev. Ama gerçekten burama kadar geldi. Alev Apo'yu ne yapsın ya? Şaka mısınız siz? Onu anneannene söyle canım. Ben baydım, gidiyorum. Bravo anne. Sen de bir susamıyorsun ya. Niye susacakmışım? Şimdi tam konuşma zamanı. Konuşacağım işte. Onlar gerçekten boşanacaklar mı? Anneanne Alev'e çok ayıp ettin. İyi yaptım. Bak, bak. Geri geliyor, gördün mü? Of anneciğim vallahi of. Ömer, neredeydin seni merak ettim. Metehan'laydım hayat. İyi misin? İyi miyim? Aç mısın? Bir şeyler yemek ister misin? Yok, bir şey yemem, sağ ol. İyi ol. Sonra uzun uzun konuşalım, olur mu? Olur. Asırlara kök salmış gücümüz.
renklerimiz. Sen, ben, o, hepimiz birlikte Türkiye'yiz. Gazi Mustafa Kemal Paşa, biz senin izindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Paşa, biz senin izindeyiz. Nilay! Nilay! Nilay, orada mısın? Bir şey mi lazımdı? Yok şey, Nilay havlu koymamış da. Nilay nerede? Ben getireyim hemen. Yok gerek yok, ben bornozla silerim ya. Yok, olur mu öyle? Sağ ol. Başka bir isteğin var mı? Yok. Nilay nerede? Kahvaltıya indi. İyi tamam. Ben de ineyim. Ben bugün işten izin aldım. Cemre'nin mevlidi var. Oraya gideceğim. Sen de iş çıkışı babamlara gelirsin, olur mu? Ya aşkım gitmesek olur mu ya? Gerçekten hiç canım istemiyor. Yani bir bahane falan uydursak. He? Ha, babam da beni evlatlıktan reddetsin. Yani sizinkiler de çok meraklı birilerini reddetmeye hemen. Ya ben lafın gelişi öyle söylüyorum. Ya Umut benim için de bazı şeyler hiç kolay olmuyor. Lütfen anlamaya çalış ya. Tamam aşkım tamam. Tamam gideriz. Ben çıkıyorum. Bakalım akşam nelerle karşılaşacağız. İyi düşün, iyi olsun. Hadi konuşuruz, seviyorum seni. Tamam. Hadi hayırlı işler. Kapatıyorum. Kapa kapa. Alo. Hayırlı günler Nursema. Neslihan ben. Nasılsın? Hayırlı günler Neslihan Hanım. İyiyim. Sağ olun. Hamdolsun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Olanları duydum. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Geldi geçti. Çok şükür Allah korudu. Bir ihtiyacın olursa beni de arayabilirsin. Sağ olun. Allah razı olsun. O zaman görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Siz de Allah'a emanet olun. Takmayayım ya, boş ver. Kendine geldin mi? Konuşalım mı? Konuşalım hayatım, ne konuşacağız? Ömer dün bana kanalda çalışmamdan hoşlanmadığını söyledin. Akşam eve geç geldin. Evet, hoşlanmıyorum. Ama sen bilirsin, sorun yok. Başka bir şey mi var? Bir öyle davranıyorsun, bir böyle. Ben seni anlayamıyorum. Bir şey yok hayatım ya. Ne olabilir ki? Dün söylediğin neydi o zaman Ömer? Star olmanı istemiyorum falanlar. Şakaysa da komik değil gerçekten. Öyle mi dedim? Hatırlamıyor musun? Ya hatırlıyorum tamam da yani sen de benim her söylediğimi bu kadar dikkate alma lütfen. Takılma. O ne demek Ömer? Ya kanalda bir sürü insan alkış kıyamet böyle bağırışıyorlardı ve ortam hoşuma gitmedi. Sinir oldum bir an. Ama alışmaya çalışacağım, merak etme. Akşam abimlere geliyorsun değil mi? Ömer, her şey yolunda mı? Kıvılcım her şey yolunda. Lütfen kafanda bir şey kurma. Tamam. Peki. Tamam o zaman. Günün güzel geçsin. Senin de. Zülker. Sen bu perdeleri yıkamadan rahat etmeyeceksin değil mi? Ya annem, kurban olduğum misafir gelecek diyorsun. Ben bunları öğlene kadar yıkarım, ütülerim, asarım. Sen hiç merak etme. Ne gülüyorsun kız? Erkekler ütü yapar mı ki? Bu yapan cinsinden kızım. Gel gel, gel bir şey izleteceğim. Bak erkekler neler yapıyor. Gel anam gel. Kurban olayım. Gel bak bakalım ha. Hafta sonu yine erkenden kalktım. Uyurken oluşan bakterilerden kurtulmak için dilimi fırçaladım. Sonra ağzımı 20 dakika Hindistan cevizi yağıyla çalkaladım. Salonu silmeye giriştim. Temizleme suyuna lavanta yağı koymayı unutmadım. Yerleri bir güzel köpürte köpürte sildim. Foşur foşur etrafı sildim. Tüs
sünerimi yaktım. Ay yazık. Hanımı mı vefat etmiş bunun? Yok hanım ya, bu da garibim benim gibi bekar. Bekarlık başına vurmuş abla. Kızım. Annem bak, sen hiç kimselere ihtiyacın yok, tamam mı? Ben senin her işini yaparım. Buradayım ben. Akşama misafirler gelecek. Servis işini de ben hallederim. Sen hiç kafanı yorma. Sağ ol. Sen kahvaltı ettin mi? Annem gelirken simit yedim. Ya o Dilde, simit 10 lira olmuş ya. Yani ben girmeden 3 liraydı. Neye girmeden? Hizmet sektörüne annem, yani ben bu işlere başlamadan daha ucuzdu. O anlamda söyledim. Ha. İyi, hadi hadi bakalım, herkes işinin başına. Daha misafirlere dağıtılacak hediyeleri ayarlayacağız. Ne haber patron? Özledin değil mi yuvanı? Ya özlemem mi ya? İyi ki geldin bak. Olaylar olaylar. Tamam sen biraz hızlı anlat da bir de şimdi bana geç kaldın falan demesinler. Boşanma kesin doğru. Yapma be. Çimen bile biliyor. E Nursema'nın haberi yok. Bunlar çocuklarını 4 yaşında zannettikleri için üzülmesinler diye söylememiş olabilirler. Çimen nereden öğrenmiş? Meta söylemiş. Ha, torunların haberi var, çocukların yok. Oğlum bunlar Z kuşağı. Hemen kaparlar. Üzüldüm ya. Ya ne üzülüyorsun, sanki çok büyük aşk. Ya bizim yüzümüzden kızım. Apo Nursema ile beni evden postaladı ya. Herhalde orada da pembeli ipler koptu. Bence ondan değil. Ya sen de kendinden sanıyorsun yani. Vallahi yatacak yerimiz yok bizim ya. Sen akşam kesin geliyorsun değil mi? Maalesef. Bakalım bu akşam Pinko bizi hangi adetlere boğacak? Alev, rica ediyorum bak, zaten yerler kaygan. Bir laf edip pembeyi falan çıldırtma, tamam mı? Ne çıldırtacağım ben onu ya? Ne lafı edeceğim? Muhatap bile olmam. Efendim Kayhan. Bugün Melit varmış. Evet. Alışverişe çıktım da elim kolum dolu geleceğim ha. Ya gidelim de şu bizim kim olduğumuzu Yunanlara bir gösterelim. Kimmişiz ki biz? Korkmazgiller. Allah Allah. Kayhan saçmalama Allah aşkına. Ya kızım ben artık zenginim, zengin. Anladın mı bak? Karımın parmağına tek taş bile taktım ya. Ne yapayım? Beni ne ilgilendirir? Ya sen de Viyan Doğan'ın annesi olarak yapılması gerekeni yap. Anladın mı? Bunların karşısında ezilip üzülmeye gerek yok yani. Bak hatta bir şey söyleyeyim. Ömer bile benim zengin olduğumu duyunca ya böyle yanaşmaya başladı. Ne? Dün bizdeydi, senin haberin yok mu? Evet biliyorum Kayhan. Meta'nı görmek için geldi. Meta'nın bahane Kayhan'la tavla oynamak şahane. Anlamadım, o ne demek? Ömer çok değişmiş abi, biliyor musun? Vallahi ilk insan modundan çıktı, böyle konuşmaya başladı. Ya böyle var ya, anlatsam inanamazsın. Espriler havada, gırla. Böyle bir şey yok ya. Hatta videolu da beni yendi, şanslı herif. Siz Ömer'le tavla mı oynadınız? Ya onu diyorum işte Kıvılcım. Vallahi bunları söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama bayağı eğlendik ha. Ne diyeyim Kayhan? Hayırlısı olsun. Sen iyi misin? Atlatabildin mi? Hayır, maalesef. Bazı anlar gözümün önünden hiç gitmiyor. Senin de yüzüne bakamıyorum. İnanmadım, şüphe ettim senden. Sen düşünme bunları. Senin bir suçun yok ki. Nereden bilecektin? Mihri, biraz kendine zaman ver. Tamam mı? Geçecek. Kaçmış biliyorsun değil mi? Duydum. Korkuyor musun? Yok, hiç korkmuyorum. Nasıl? Korkmuyorum çünkü... İbrahim, kadınlara şiddet uygulayan korkak bir adam. Yani onun gücünü gösterebildiği tek yer... Bir kadınla baş başa kaldığı anlar. Zavallı yani. O yüzden de bir daha bir şey yapmaya cesaret edemez. Sana da bana da. Biz dua edelim de
başka bir kızı kandırıp yine hayatını mahvetmesin. Amin. Sen ne durumdasın peki? Eşin, annenler. Çok korktular, onlar da üzüldüler tabii. Ama iyiyiz. Nursema. Eğer yanlış anlamayacaksan ben sana bir şey sormak istiyorum. Sor tabii. Sen kocanla mutlu musun? Evet. Yani biz birbirimizi severek evlendik. Neden sordun? Seni tanıdığımdan beri hep yalnız görüyorum ben. Yani o gece de öyle bir başına gelince. Ha. Yani o gün de söyledim, o akşam işi vardı. Yani o bardaki son iş günüydü zaten. İşi senden önemli mi? Tabii ki de değil. Umut bana çok düşkün. O da çok korktu. Nursema, bak sen çok özel birisin. Yani kıymet görmelisin. Görüyorum zaten. Yani sadece bizim aileyle kafa yapısı farklı. Babam hep ayrı dünyaların insanları evlenmemeli der. Yanılıyor mu sence? Yanılıyor bence. Biz çok mutluyuz. Biz Umut'la farklılıklarımızı kabul ederek yaşamayı öğreniyoruz. Öyle diyorsan. Umut, Fatih seni görmek istiyor. Görsün o zaman. Odasında bekliyor. Tamam, geliyorum ben. Havalara bak ya. Bir de ayağına çağırıyor. Sanki patronum o. Hıyar. Gel. Ne haber Fatih? Beni görmek istemişsin. Gel bakalım Umut, gel. Gel konuşalım, gel seninle. Tamam. Ne konuşacağız? Bir şeyler olmuş. Seninle de tabii denk gelemedik. Sana da hesap vermem gerekiyor. Gerekiyor tabii. İşin başında konu ablamın mutluluğuydu. Şimdi güvenliği oldu. Bu da babamın canını sıkmış. Kimsenin canını sıkılmasına gerek yok Fatih. Hele senin hiç. Umut. Babamla ablamın arası senin yüzünden bozuldu. Annem evde. Perişan durumda. Ha sen de aileyi bir araya getirmeyi göremedin kendine. Umut. Senin dilin mi uzamış, bana mı öyle geliyor? Karımla ilgili uyarı almaktan acayip sıkıldım Fatih. Ben gerekli açıklamayı babana yaptım zaten. Kendimi de gayet iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Yani ayrıyetten sana bir açıklama yapmak zorunda değilim. Açıklama bekleyen yok. Bak çok net. Senin yüzünden ablam üzülürse, canı sıkılırsa, babamla tartışırsa karşında beni bulursun. Bu kadar mı? Bu kadar. Çıkabilirsin. Kendini ne sanıyor bu ya? Ablamın kocası olmasam ben sana selam mı veririm acaba? İştahınızda herhangi bir azalma veya kilo kaybınız var mı Ömer Bey?
Yok. Son zamanlarda kendinizde bir takım değişiklikler hissediyor musunuz? Ne gibi? Ani duygu değişimleri, öfke nöbetleri gibi. İn lan aşağı! İn aşağı! Çık dışarı çık. Yol mu yok lan? Yol mu yok? Ne yapıyorsun oğlum sen? Niye tıkır sürüyorsun beni? Yok, hayır. Bu iyi. Peki, çevrenizdeki insanların sizin hakkınızdaki düşünceleri değişti mi? Farklı davrandığınızı söyleyen, düşünen birileri var mı? Bunları soruyorum çünkü bu tip rahatsızlıklarda gördüğümüz şeyler. Yani adam biri geliyor, seni elliyor, alkışlar, kıyametler. Ömer, sen kendinde misin? Evet, kendimdeyim. Ben seni tanıyamıyorum da şu anda. Yok, hayır. Güzel. İyi yolda ilerliyoruz Ömer Bey. Ama siz yine de bunlara dikkat edin. Demek ki baloncuk agresif bir baskı yapmıyor. Eğer böyle giderse görüşmelerimizi ayda bire düşürebiliriz. İnşallah. Rüzgar Bey, bugün saat 3'te Reklamcılar Birliği Başkanı'yla toplantınız olacak. Sonrasında da BBC'den Albert Harrington'la Zoom toplantınız olacak. Kapat kapıyı. Otur lütfen. Sence ben yakışıklı mıyım? Nasıl yani, anlamadım Rüzgar Bey. Anlamayacak bir şey yok, gayet basit bir soru. Yakışıklı mıyım değil miyim? Bana bakınca ne görüyorsun? Yakışıklısınız tabii, karizmatiksiniz, başarılısınız, tuttuğunuzu koparırsınız. Onu biliyorum. Beni Rüzgar Yener olarak görme. Ne olarak göreyim? Yeni tanıştık mesela. Giderim var mı? Gider. Bana şans verir misin yani? Veririm tabii Rüzgar Bey. Neden olmasın? Dış görünüşle bir alakası yok ki, olamazdı zaten. Anlamadım. Senlik bir durum yok. Kendi içimde bir şeyler çözüyorum. Benimle sevgili olurdun yani. Olurum. Tereddüt ettin. Bunun sonunda kovulur muyum? Bilmiyorum. Sen yine de çok sert girme. Ya Rüzgar Bey, sizinle ilişki yaşamak zor olur ya. İnsanın yüzüne çat diye böyle şeyler söylenmez. Kovuldun mu? Henüz değil. Devam et. Yani pek güven vermiyorsunuz. Çevrenizde çok fazla kadın var. Her an aldatacak gibisiniz. Ben? Ben kimi aldatmışım ya? Didem Hanım'ı, Ayşe Hanım'la, Ayşe Hanım'ı, İrem Hanım'la, İrem Hanım'ı, Elin Hanım'la... Tamam Aslı'cığım, ben bu insanları hatırlamıyorum. Sen nasıl hatırlıyorsun ya? Hepsi size ulaşamayınca beni taciz ettiler de. Ya hiçbir şey yokken sinirim bozuldu. Çok teşekkür ederim ya. Hakikaten çok teşekkür ederim. Sen çıkabilirsin. Çok mersi. Çok mersi. Durup dururken. Çok mersi. Çok. Ulan eskiden bu kadınlar yakışıklılık isterdi. Demek ki şimdi güven istiyorlar. Hayır, ne yapayım yani? Güven vereceğim diye kel mi olayım? Thank you.
Baba, ben seni çiğnemek istemedim. Kusura bakma. Cemre'nin de kırkı çıkıyor. Tatsızlık olmasın. Özür dileriz. Kusura bakmayın. Birbirinize, yuvanıza sahip çıkın. Bir daha da böyle bir tatsızlık olmasın. Olmayacak, merak etme. Sağ ol baba. Siz de sağ olun. Fatih Doğa. Siz niye Çimen'le Metehan'la beraber oturmuyorsunuz? Ne alaka Nilay? Ekarlar genelde bu tarafta oturuyor. Ya Elif Hanım zaten nişanlanacak yakında. Siz hala evli değilsiniz ya. O yüzden dedim. Ya sen illa bir laf edeceksin değil mi? Fatih. Tamam, uzatmayın artık. Başlamayın gene. Bu evlilik meselesi nedir? Nikahsızlar ya. Yeniden mi evlenecekler yani? Zaman lazım biraz. Böyle bir günde güzel şeylerden bahsedelim. Rabbime hamdü senalar olsun. Yavrumuzun kırkı çıktı. Allah güzel günlerini göstersin. Amin. 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 Metan. Ben çok kötü bir şey yaptım. Ne yaptın? Ya çok kızacaksın biliyorum. Ama bu yüzyılın olayıydı yani, bunu içimde tutamadım. Çimen yapma. Yaptım bile. Ya mahvettin şu an beni, farkında mısın ya? Ya kimse hiçbir şey konuşmuyor ki. İnşallah kıyamet kopmaz bak. Ben sana söyleyeyim. Sanmam. Ben tatlılara bakayım. Ben de yengeme yardım edeyim. Yenge. Ha. Sabahı sabah ettim. Niye, ne oldu? Ay yenge, biliyorum. Neyi biliyorsun? Abimle ayrılacağınızı. Ne? Ay yenge, çapkınlık herhalde değil mi? Ay kurbanın olayım abime, affet. Ay siz benim hayran kaldığım çiftiniz. Ben hep size örnek aldım yenge. Kayhan'la da sonum sizin gibi olsun istedi. Ay kızım, yok öyle bir şey. Nereden çıkarıyorsun? Ay kurbanın olayım. Abime affet yenge. Ha, boşanmıyoruz biz. Kim uyduruyor canım bunları? Yok mu? Hanımlar ne oluyor ya? Ha, ne konuşuyorsunuz öyle? Abimle yengem boşanmıyorlarmış Kayhan. Ne? Ne boşanması? Kim boşanıyor? Ben boşanmıyorum. Ne oluyor ya? Ben öyle duydum abi. Nereden duydun kızım? Ya bir dakika, Allah aşkına ne oluyor ya? Leman kızım, sen nereden duydun? Bana da geçen Metehan sordu. Ona da başka biri söylemiş herhalde. Şey, ben de biliyordum. Oğlum sana kim söyledi? Ya Umut abi ofiste telefonla konuşurken duydum. Abi kusura bakma. Bana da Alev söyledi. Yani Nilay geldi geçen gün, bebek odası süslemesi yaptırmak istiyormuş. Bana da o söyledi.
Nilay kızım, sen niye böyle bir şey uyduruyorsun? Senin derdin ne? Uydurmadım. Bir derdim yok anne. Uydurmadın da ne yaptın? Her şey bunun başının altından mı çıkmış? Sallamış işte, görmüyor musun? Vay manyak vay. Bana niye öyle bakıyorsun? Benim ne alakam var? Ömer, biz kalkalım istersen. Abi sonra görüşürüz. Ben burada kalıp olayların nereye varacağını bir bakayım, tamam mı hayatım? Merak Olmaz et. Öyle şey Kayhan. Hadi kalk gidelim. Hadi oğlum kalk sen. Peki tamam. Tövbe estağfurullah, tövbe. Nilay niye böyle şeyler yapıyorsun Allah aşkına? Hamilelikten Mustafa'm. Ya hiç kusura bakma, bu sefer seni hamileliğin de kurtaramaz. Mustafa'm ne olur sinkilerle konuş. Karım doğuracak da bana çok bağıracaklar. Benim artık kimseye bir şey söylemeye yüzüm yok senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Ben seni gökleri çıkarayım. Sen benim bir hatamda bana böyle yap öyle mi? Yazıklar olsun sana. Ağlarsın tabii. Kızım sen bizim düşmanımız mısın? Herkes üstüme geliyor. Doğa hamileyken ona böyle mi yaptınız? Kızım Doğa bizim dedikodumuzu mu yaptı? Hiç mi hesap sormayalım? Ya karnım burnumda bir dayak yemediğim kaldı. Aa, Allah kuru iftiradan saklasın. Gidiyorum ben. Nilay nereye? Allah'ım sabır ver ya Rabbim. Sabır ver kurban olduğum Allah'ım. Nereye gitti şimdi? Allah'ım. Mustafa yüz verme buna. Kabahatli çünkü. Oğlum karını çek karşına konuş. Ne yapmak istiyor bu ya? Derdi ne anlamadım ki. Tamam oğlum. Bayağı kıyamet kopuyor içeride. Krizi fırsata çevirsem. Zaten çok zamanım da yok. Bugün bugün olmasın. Hayatım değişir vallahi. Bu evde bana kimse değer vermiyor. Hamile halimde bu başımayım. Kimsenin umurunda bile değilim ya. Nilay, hadi babam çağırıyor içeri. Gelmiyorum, sen de git yat. Doğada bir yerini kına yaksın. Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Doğayla ne alakası var şimdi? Gelmeyecek misin? Git dedim, gelmiyorum. Git. Of Nilay, of. Doğa bu evden gitse kıyamet kopar. Bunlar ise benim evden gitmem için gözümün içine bakıyorlar. Ama siz görürsünüz, görürsünüz. Ben yatıyorum. Yarın sabah konuşuruz. Bıktım. Billahi bıktım. Annem, sen de yat. Biz buraları hallederiz. Tamam oğlum. Hadi hayırlı geceler. Yalnız arada şuna bakın da üşümesin dışarıda, değil mi? Tamam annem, sen hiç merak etme. Ben ilgileneceğim. Hadi kolay gelsin. Ana, kız yok. Ne oldu abi? Gelin yok. Ben bir bakayım şuna. Sen buraları hallet, tamam mı? Tamam, tamam abi. Allah'ım nasıl bir yere düştüm ben ya? İkinci gün daha kurban olayım. Nilay! Yeğenim nereye gidiyorsun? Dur. Aa. Vallahi gitmiş kız.
Bir yok olayım da görün gününüzü. Nilay. Nilay. Nilay, kurban oldum. Manyak mısın sen? Ne yapıyorsun hamile hamile ya? Ya görmüyor musun bana nasıl davrandıklarını? Çok gücüme gitti. Hep ikinci sınıf muamele görüyorum. Yeter artık ya. Tamam yeğenim. Tamam, sakin ol. Ağlama. Bak hamile hamile çıktın sokaklara. Gel şurada bir çay içip konuşalım. Üzülme kurban olayım ya. Hadi. Tamam. Bak hamilesin. Üzme bu kadar kendini. Konuşalım. Derdini anlat. Hadi. Allah aşkına Nilay, sen ne yapıyorsun ya? Şöyle bir dön bak bakalım arkana. Benden başka gelen var mı? O da çok ağrıma gitti. Kocam devirdi yatıyor resmen. Allah'ını seversen evi terk etmek nedir ya? İnat etme bu. O doğa evi terk ettiğinde kıyamet koptu. Herkes kapısında yattı. Bana verilen değere bak. Bir de karnım burnumla. Ya insanlara yalan söylemişsin ya. Adamlar kızmakta haklı. Ya... Yalan değildi. Tamam boşanmıyorlar ama bir gizemi çözmek için yaptım. Olmadı, orası ayrı. Allah Allah. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu bileğindekinin fiyatını biliyor musun sen? Bunu mu? Evet onu. Ay ne alaka ya? Bileziğime mi göz diktin? Ben sokakta kalmışım, senin dediğin lafa bak ya. Sen bana bir cevap verir misin? Ne kadar o? Ben ne bileyim, 20-30. Ben de onu diyorum işte. Allah aşkına sen böyle bir aileyi nereden bulacaksın? Daha kolundakinin fiyatını bilmiyorsun ya. İki bağırırlar, susarlar. Yapma Nilay. Kurban olayım. Sen daha yatmadın mı? Abla yok, ben yatıyordum da ya, ayakkabımın bağı koptu da benim, bir terlik alayım dedim. Ha, al al çocuğum. Ben de bir yer mi açık acaba dedim. Yukarı çok rüzgar geliyor da sen bir bakıver de kapatırsın olmadı. Tamam abla, ben bakarım. Sonra da hemen yat ama bak, yarın çok işimiz var. Tamam abla. Hadi hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Bir işimizde düşmanımız eksikti. Dikkat çekmeye mi çalışıyor anlamadım ki. Bir de o Alev konuşmuş. Bana bak, sen evde birilerine bir şeyler mi anlatıyorsun? Ne var da ne anlatacağım Abdullah Bey? Bak beni sinirlendirme şimdi. Ben de kızdım Nilay'a. Hay o da normal değil ki. Kim normal ki bu evde? Herkes delirmiş. Nerede bu kız şimdi, bahçede mi? Hı. Zülker'i yolladım yanına, merak etme. Bak. Kimse evden gittiğini bilmesin. Böyle var ya, dönüşü daha zor olur ha. Hadi şu çayını iç de bitir kalkalım hadi. E kimse bana yalvarmadı. Öyle kuru kuru mu döneceğim? Tamam dönme ya. Dönme ya. Dönme ya. Böyle böyle tek başına otur böyle el elde baş başta. Ya kurban olayım bak, beni sinir etme ha. İki ağlarsın, bağırırsın falan, susarsın, biter kapanır konu. Mustafa'm da uyudu. Allah aşkına Nilay, bak herkes seni bahçede biliyor. Tamam mı? Bırak da öyle bilsinler. Hadi kalk gidelim hadi. Hadi yeter. İyi peki. Ama hesap sende, ona göre. Çantanla mı kaçtın sanki? Tabii ki ben ödeyeceğim. Daha yeni girmişim işe, 5 kuruş param yok ya.
Hadi. Nereye gitti bu ya? Nilay? Ne işin var senin burada? Gel hadi. Güzellik getireyim sana. İnanmıyorum ya. Horul horul uyumuşlar bile. Hadi yeğenim hadi kurban olayım sıkma canını. Hadi gir içeri bak. Ne yapıyorsun Selvi? Çık dışarı. Aa. Kapı neden kilitli? Mustafa. Mustafa aç şu kapıyı. Mustafa. Mustafa bu kapı neden kilitli? Mustafa aç şu kapıyı. Mustafa. Mustafa, kapı neden kilitli? Mustafa aç kapıyı. Mustafa sana diyorum. Mustafa.